Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 26 Ekim 1 Kasım haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili teraziler, Güneş Akrep Burcu'nda ilerliyor. Sizin ikinci evinizi, para evinize aydınlatıyor. Ve önümüzdeki bir hafta kuşkusuz bu alanlar, özellikle para konuları ve maddi konular daha fazla gündeminizde olabilir. Ve bu hafta yine güçlü bir dolunay var. Ay Hafta boyunca ayın ışığı büyüyecek. Ay balık koş ve boğa burçlarında ilerlerken hafta sonunda dolunay fazına ulaşacak ve üzerimize tabii ki hafta boyunca daha fazla hani hem duygusal anlamda hem fiziksel anlamda tesirleri de güçlü olabilir. Ve bu hafta sevgili teraziler sizin için önemli gezegen değişimlerimiz var. Biliyorsunuz Merkür bir süredir akrep burcunda geriliyordu. Bu hafta itibariyle 28 Ekim'den itibaren Merkür sizin burcunuzda gerilemeye başlayacak. Uzun bir süre değil 3 Kasım'a kadar ee, Merkür burcunuzda gerileyecek. Bu dönem hani birkaç gün en azından önümüzdeki haftaya kadar zihniniz biraz karışabilir, biraz yavaşlayabilir. Biraz hem kendinize hem geçmişi daha fazla sorgular halde bulabilirsiniz kendinizle ilgili konuları, ilişkilerinizle ilgili konuları ve veya hani para konularını, bütçenizle ilgili konuları şöyle bir gözden geçirmek, bazı planlarınızı tekrar değerlendirmek için de uygun zaman olabilir aslında bu Merkür retrosu. Ee, Merkürle beraber Venüs gezegeniniz Venüs burcunuza geliyor. Bu tabii iyi bir haber. Venüs artık e, 20 ayın 28'i e itibariyle burcunuzda ilerlemeye başlayacak sevgili teraziler ve her anlamda hem maddi anlamda hem manevi anlamda hem ilişkiler anlamında hem de güzellik estetik anlamında size e, süper bir etki verecek. Evet, artık daha şanslı hissedeceksiniz kendiniz. Enerjiniz yükselecek, yaratıcılığınız artacak. E, son zamanlarda belki son bir aydır hissettiğiniz o içe dönüklük o birazdan enerji düşüklüğü hissediyordunuz. Biraz inziva bir durumundaydınız aslında. Şimdi Venüs'ün burcunuza geçmesiyle sosyal hayatınız canlanıyor. Daha fazla dikkat çekmeye başlayacaksınız. İlişkileriniz hem iş ilişkileriniz hem özel ilişkilerinizde daha rahat ilerleyebilir. Fırsatlarla da maddi manevi fırsatlarla da karşılaşabilirsiniz. Venüs 21 Kasım'a kadar burcunuzda yaklaşık bir ay boyunca çok güzel bir enerji altında olacaksınız 3 Kasım'dan itibaren Merkür de düzeliyor artık daha rahat kendinizi ifade edebileceksiniz daha net kararlar verebileceksiniz ve her türlü sosyal hayat ve ilişkiler adına da çok daha belki olumlu bir döneme gireceksiniz Evet hafta sonu 31 Ekim'de 8 derece boğa burcunda Dolunay meydana gelecek Dolunay sırasında Güneş Uranüs arasındaki karşıt açıda etkinleşiyor. Uranüs birleşen bir dolunay. 8. evinizde meydana geliyor. E, gergin bir enerjisi var. Uranüslü olduğu için huzursuz edici, stresli, hızlı ama aynı zamanda sürprizli bir dolunay. Tabii bu sürprizler bazen çok olumlu da olabilir. Bazen bizi hani e, heyecanlandıracak hatta strese sokacak durumlarda olabilir. 8. eviniz genel itibariyle aslında biraz krizlerle bağlantılı. Bu kriz neyle ilgili olabilir? Daha çok parayla ilgili olabilir. Çünkü güneşin de para evinizdeki hareketi şu anda para konularında bazı gerilimler yaşayabileceğinizi gösteriyor. Yani ani bir harcama gündeme gelebilir örneğin. Yani planlamadığınız, beklemediğiniz bir masraf. Belki bir ödeme olabilir. Bir anda bir kredi konusu, belki bir süredir beklediğiniz bir haber var. Bir kredi, bekliyorsunuz. O ilgili bir gelişme olabilir. Ee, miras gibi, nafaka gibi, tazminat gibi e, hisseli paralar alanında bazı sürpriz gelişmeler olabilir. İlişkilerle bağlantılı olarak eşinizden bazı sürpriz jestler olabilir. Bu da olabilir tabii her şey e, olumsuz olacak anlamına gelmiyor. Olumlu elinize para geçirecek e, durumlar da olabilir. Beklediğiniz bir para gelebilir. Bir burs alabilirsiniz. Bir prim al Ödemesi gelebilir, beklediğiniz bir borç, borç ödemesi geri gelebilir. Bununla ilgili konular, ee, borçlara dikkat edin, kredilere dikkat edin, vergilere dikkat edin. Özellikle geçmişten kalan, belki unuttuğunuz, gözden kaçırdığınız durumlar varsa bu dolunay bunu bir açığa çıkarabilir, bir aydınlatabilir. Para dışında bazı sağlık konuları gündeme gelebilir. Şimdi Venüsün de desteğiyle belki kendinize de ilgilenmek isteyeceksiniz estetikle ilgili bazı çalışmalar yapmak isteyebilirsiniz. Veya bir sağlık sorununuzu iyileştirmek adına bazı ufak tefek operasyonlar ya da kilo vermek için bir diyete başlama bir detoks programı ee, bu fiziksel olarak olabileceği gibi hani ruhsal e, anlamda iyileştirmeler yani psikoterapi gibi bazı adımlar da atabilirsiniz hayatınızda örneğin. E, tüm bunlar size aslında ruhsal ve bedensel eee tesirler bakımından hayatınızda iyileşmeler olarak da gelebilir. Yani Dolunay'ın vereceği farkındalıklarla beraber, Venüs'ün de burcunuzdaki desteğiyle beraber şifa amaçlı da bu Dolunay enerjisini kullanabilirsiniz. Sevgili teraziler, sağlıklı ve mutlu bir hafta dilerim. Hoşçakalın.